كصباح يعني بعد فاطمة دقعينو الرسول ميل وما بيحن كرتي يا إلي وما قعي هوي ما Thank you.
boşuna çalmaya çalışmayın. Beni duydunuz mu hanımefendi? Tamam, güvenliği çağırıyorum. %10 indirim istiyorsanız öğrenci kartı çıkarttırın. Çok basit. Sakın gelme, tamam mı? Çık dışarı. Ben hiçbir yer gidemem. Somali'ye asla geri dönmem. Somali'ye geri dönmem. Ha, demek Somali. Evet biliyorum. Sen kaç yıldır Londra'dasın? Dediklerimi anlıyor musun? Ha, 6 yılda dilimizi hala öğrenemedin mi? Bugün şanslı günündesin. Öyle mi? İlk söyledin. Görüşürüz. 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 Nasılsın? Ben güvercin çağırıyorum. Güvenlik. Peşimi, tamam mı? Git kendine bir sığınma evi falan bul. Sığınma evi diyorum. Gel geri, geri gel. Hasta mısın sen? Bana öyle yavru köpekler gibi bakmaktan vazgeç lütfen.
Bak, gece kalabileceğine söz vermiyorum, anladın mı? Bana adını söyler misin? Marilyn McKinney, seninki ne? Varys. Marilyn. Bir gece, tamam mı? Merhaba. Bir dakika, bir dakika. Yabancı değil, kız kardeşim. Ben kimim, anneannen mi? Görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey unutmuşum, alıp çıkıyorum. Mağazada tuvalette buldum. Orada bıraksaydın. Buraya kadar peşimden geldi. Boş versene. Burası bir iş yeri. Evden atılanlar için sığınma evi değil. Harika, sayende günüm daha da aydınlandı. Zaten Kraliyet Dans Akademisi de beni kendilerine uygun bulmadı. Kraliyet Bale Okulu da öyle. İngiliz Ulusal Bale Okulu elemeleri bile çağırmıyor. Onların o meşhur danslarını da yapamayacağım. Yani çünkü henüz dansın ismini bile söyleyemiyorum ben. Anladığın harika bir gün geçirdim. Bir de sen reddet tam olsun. Ne olmuş? Burada her yer bale okulu dolu. Sen iyi bir dansçısın. Üstelik inceciksin ki ben bunu rüyamda bile göremem. Bunlar ne olacak peki? Çok değil ki. Ya bu? Gayet iyi. Balerin vücudu da olur, sonradan olunmaz. Diğer kızlar incecik. Bugün hava durumu güneşli, yağmurlu. Nesin sen, BBC mi? Ah, bir şey unutmuşum, alıp çıkıyorum. Şu kız kardeşin sadece bir gece kalabilir. Harika. Hangi oda, ben gösteririm. Senin kattaki senin oda. Halıya işemek ya da başka pislikler istemem, yoksa depoziton yana. Ah, sağ ol Puşpa. Sen olmasan beni kim mutlu edecek? Tamam, kes. Lavalye gerek yok. Ve sen, yabani şey. Çıkmadan önce odayı temizleyeceksin ve bulduğun gibi bırakacaksın, anladın mı? Sadece ölüm beleştir, sakın unutma. Anne. Lanet olsun, alarm çalmamış. Aptal saat. Bunu sen mi yaptın? Ben orayı hiç toplamam. Sağ ol. Fena değil. Bu işte tecrübeli misin? Dur bak. Sana bir adres vereceğim. Buraya başvuracaksın, olur mu? Bekle, bekle. İlk önce buraya git. Kadrosu hep eksiktir, ilk çalıştığım yer. Tamam? İş, sen, iş yeri. Anladın mı? İş. Evet, aynen öyle. Kusura bakma, durağa kadar gelemeyeceğim. Neil, radyatör hala sızdırıyor. Tamam, peki bizi tanıştırmayacak mısın? Ben Neil. Fairlam. Çok memnun oldum. Ona yaklaşma. Neden? Hademe olduğum için mi? Ben okumuş bir adamım. Sen nesin? Hiçbir şey. Al, giy şunu. Dışarıda donarsın. Dikkat et.
Paspası başlamadan önce bu sarı işareti koyman gerek. Yoksa insanlar kayar. Anladın mı? Tehlikeli. Şimdi onu bana ver. Şuradaki masaları temizle. Ve biraz da gülümse. İşte böyle. Affedersin. Dilimizi konuşuyor musun bilmiyorum. Bak ben fotoğrafçıyım. Değişik yüzler hep ilgimi çeker. Kartımı al lütfen ve eğer istersen beni ara. Teşekkür ederim. Onu atmasan iyi edersin. Montun güzelmiş. Çok kalitelidir. Tabii. Çin malı. Tabii. 35 pound. Ne? 35 mi? Bana bak. Aptala benziyor muyum? En fazla 20 olur. Bunlar ne kadar? Sana özel fiyat. Aha. 25 olur. Ne? 25 mi? Sandalete 25 ama pound mu? Ama sıradan bir sandalet değil. Kaybol ki, gözümün önünden. Hadi. Tamam. Ben yine gelirim. Dışarı, tamam çıkıyorum. Hadi. Ailem ne yapacak? Çık. Karım ameliyat olacak. Sen evli bile değilsin. Bakıyorum kardeşin yanında. Buradan ekmek çıkmaz yabani. Ben para. Boş oda yok. Kusura bakma. Benimle kalabilir, ekstra bir yatak koyarsın. Öyle mi? Sen nerede yatacaksın? Pencere pervazında bir mı? Bir gece daha burada. Bir gece. Lütfen. Anne lütfen. Bana kimse anne demez. Giysiler. Burada. Marilyn. Aç kapıyı aç. Marilyn. Niye yaptın bunu? Yatak geldi. Evet. Hazırlamamı ister misin? Burada kalsın. Ben iyi aşçıyımdır. Birazdan gelirler, üstüne düzgün bir şey giy. Yapamam, ödevim var. Benimle tartışma. Giy şunu üstüne. Olmaz. Haftalardır sadece çalışıp yiyip yatıyoruz. Belki bu gece biraz eğleniriz. Önce şu formu doldurayım. Olur. Önce soy adınızı yazın. Soyadı. İsmin Varis. Soyadın Deary.
Bizim dili konuş lütfen. Teşekkür ederim. Doğum tarihiniz. Bilmiyorum. Gün, ay ve yıl. Yağmur mevsiminde. Zahmet olacak ama kapıya vursan. Neden? Sağır mısın? Yemekte ne var? Makarna. Hem de ıspanaklı ve balıklı. Oh. Hadi. Azıcık. Güzel mi? Bu sana gelmiş. Bak ne diyeceğim Varis. Belki bir gün ben de sana yemek yaparım. Ya da yumurta mesela. Patates kızartması da olabilir. Teşekkür ederiz Nil. Sen olmasan ne yaparız bilmiyoruz. Güle güle. Ne? Ne oluyor? Ne oldu? Yine reddedildim. Asla dansçı olamayacağım. Ömür boyu tezgahtar kalacağım. Reddedildiğini nereden anladın? Kabul edilseydim zarf daha büyük ve kalın olurdu. Ne var? Konukların var. Umurumda değil. Gönder gitsin. Beni rahat bırak. Sen beni uşağın falan mı zannediyorsun? Ama defol. Bana öyle... Marilyn, dansa gidelim mi? Söyledim. Seninki ne? Varis Deher Muhammed Süleyman Diri. Anlaşılan seninkiler isim seçmekte zorlanmış. Adım Varis, soyadım Diri. Diri, tamam. Hangisini kullanayım? Varis. Varis. Tanrım sen nerelisin böyle? Üşüyor musun? Çünkü... bu kas tüyü. Dans edelim mi? Harold Jackson ne demek? Ne? Somali'de bütün isimlerin anlamı vardır. Evet, Varis ne demek peki? Çöl çiçeği. Sen Afrikalı değil misin? Hayır, ben New Yorkluyum, Varis. Birkaç haftalığına geldim. Hadi gel.
Hadi dans edelim. İşte böyle. Bekle. Tamam, özür dilerim. Pişmanım. Namuslu bir kadın böyle bir şey yapmaz. Namuslu bir kadın hem eğlenip hem de namuslu kalabilir. Hayır, namuslu bir kadın böyle bir şey yapmaz. Neyi yapmaz? Ha Varis, ismini söyleyebilirsin. Seks yapmaz. Ha, tamam mı? Bunda utanılacak bir şey yok, kötü bir şey değil. Sadece kesik bir kadın iyi kadındır. Anlamadım ne? Bak galiba yine aynı dilden konuşmuyoruz. Ancak bu şekilde bakire kalabilir. Yani düğün gecesine kadar, sonra kocası onu açar. Bu şekilde olmuyor mu? Varis, ne dediğini anlamıyorum. Sen kesik değil misin? Ne demek o? Senin bir yerini mi kestiler? Göstermek ister misin? Belki o zaman anlarım. Her şeyi almışlar, sonra da dikmişler. Bu ne zaman oldu? Ben küçükken, 3 yaşındayken. Kız kardeşim de öyle. Ama Famu değil, onunki 8 yaşında oldu çünkü daha önce Midgan bulamadılar. Midgan da ne? Kızları kesen kadın.
Varis, bir şey hissedebiliyor musun? Ne demek o? Bu yüzden mi tuvalette çok uzun kalıyorsun? Kadın olmak böyle bir şey değil mi? Hayır. Ben de kadınım. Ama benimki öyle değil. Öncesinde nasıldı bilmek ister misin? Öyle. Yani bunu sana yapmadılar mı? Hayır. Ya annen? Hayır. Burada hiçbir kadına yapılmaz. Hey. Affedersiniz. Beni aramayacağını biliyordum. Olsun, önemli değil. Hatta arasaydım hayal kırıklığına bile uğrayabilirdim. Biliyor musun? O paspasa tıpkı annem gibi tutuyorsun doğrusu. Evet, çok haklısın, haklısın. Tanımadığın biri aklını çelmemeli. Aslında sen çok şanslısın. Ne kadar güzel olduğunun farkında değilsin. Şey, kartın... Kartım hala sende mi acaba? Ha, güzel. Keçi yemeği yiyorsun. Çünkü 3 ay kaldı. 3 ay sonraki seçmeler benim son şansım. Beni reddetmemiş tek yer orası. Varis, sen bunu nereden buldun? Terry Donaldson. Şu meşhur Terry Donaldson. Niye öyle dedin? Çünkü çok ünlüdür. Moda fotoğrafçısı Lady Diana'yı çekmişti. Meryem teyze resim kötüdür derdi. Nereden bilecek o? Hem onu çekecek değil ki. Ciddiyim, çok güzelsin. Bu halinle servet kazanabilirsin. Güzellik demişken. Şu geçen akşamki Sexy Herald. Kül kedisi numaran sırasında bunu bana verdi. Olur da New York'a gidersen diye. Adresi? Harold Jackson. Harold Jackson. Onu ara. Farklı olduğumu görecek. Ya sonra? Tatlım. Eyvah, saatim yok. Saat kaç? İşe dönmem gerekiyor. 10 dakika var. Varis. 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 Geçecek canım. Benim hiç param yok. Parayı ne yapacaksın? Burada paraya gerek yok. Ben hemen geliyorum. İşe git. Ne demek işe git? İşe falan gitmiyorum. Burada kalıyorum. Nerede bu hemşireler? Bize yardım edecek biri var mı? Lütfen. Yardımcı olabilir miyim? Evet. Arkadaşım çok kötü. Neren acıyor, gösterir misin? Burası acıyor galiba. Peki, sana yardım edeceğiz. İsmin nedir? Varis. Varis,
Tamam. Sana yardım edeceğiz, merak etme. İyileşeceksin canım. İyileşecek değil mi? Evet. Gidip doktoru çağıracağım. Yalnız bırakmayın, olur mu? Teşekkür ederim. Gördün mü? Gevşemeye çalışalım lütfen. Bacaklarınızı çatala yerleştirebilir misiniz? Hadi bakalım güzelim. Yoksa yardımcı olamaz. İşte böyle. Evet. Eski haline getiremem ama en azından canınızın yanmamasını sağlayabilirim. Fatma hemşireyi çağırabilir misin? Somali dilini bilir. Bacaklarınızı indirebilirsiniz. Fatma bugün izinliymiş. Amal ben yaparım dedi. Bu genç hanıma atılan dikişin çok sıkı olduğunu söyler misin? Ve çok kötü bir dikiş. Hemen ameliyata almak istediğimi de söyle lütfen. Doğru olanı yaptığını da söyle. Bu halde bunca zaman yaşamış olması bile mucize. Eminim çok acı çekiyor. Ama hiç merak etmesin. Geriye bir şey kalmayacak. Olur. هدي أبدي شو واحد تحي واحد سيره سو والدك تذكى هذا يدقن كذا اسكو حشود وجي قام أعرف كره هو إذا وقت واحد سمين سيد düşünecekmiş. في عندي داس وحم جنازة إن أدويناتي وعندها نقط شعاني يا عمسي حم قصتا أدامان سي وحن كبر يا جلول وعاو مرتين نوع سوفرس ايه صدرك ايه صدر فرسوع ما كان عن ما هو يلدي بس هذا متعشى ها وريسي وحن قاعد نقفر احسن هاي وضجاج مستقبلك جلول محمد عبد القادر أروسكي وبريتو هيا قلوا عشاء بسم الله هيا أبوك ما عارفه ما
xanuunsan. Talada aabaha ma diidi karin. Mudana galool wuxuu kaa bixiyey 5 halaad. Thank you.
inay inani hooyadeed xukunkeyga maqli weydo. Hooyo, anu ma rabo inay halkani joogto, ha ku noqoto halka ka timiday. Qofka saxaraha intaa leeg soo jiiday kolley wuxun baa wada. Waa hooyiyeynateedu. Bas caasha, orod hawshaadu ku toos. Ina Maria, galadi kuna aqalka. Qadar Ilaahay baa. Waxaase mucjisa ah. Sidaad ku soo badbaaday. أفكيري هو إذا والله ذا أيو نحن كو أركويني أيو واحد يركويدن أنا قبل إنا نضلي أيا سحرة هي جها ألمت واحد جورس تنين أبي هذا وقولي ولي جاي واحد نسوي دينجر إنا كو فرح سنت يجورك حنو كي أنا جن صامر وحوا ما هنا Teşekkür ederim. Ne haber? Aa, bu yataklar çok rahat değil mi? Ah, ne gündü ama. Bir dakika oturamadım.
Aa, merhaba. İçeri gelsene. Ünlü gibi değilsin. Ün. Ya, evet. Pasaport kontrolünü çabuk atlatmamı sağladığı kesin. Ama bil ki mezarlıklar kendilerini muhteşem sanan insanlarla dolu. Bunu unutmuşsun. Ha. Bunca zaman sakladın mı bunu? Teşekkür ederim. Fotoğrafımı çekmek için kaç para vereceksin? genelde bunun için ben para alırım. Evet, demek manken olmak istiyorsun, ha? Ben daha iyi bir yaşam istiyorum. Tamam mı? Dur biraz. Sen otur bakayım. Evet, teşekkür ediyorum. Tamam, bir daha üçün. Kendini kasma. Teşekkür ederim. Tamam, evet. Bitti. Hazır mıyız? Nasılsın bakalım? İyi, bitti. Tamam, iyi. Evet. Evet. Güzel. Şuraya geçelim. Başlıyoruz. Şu tabureye otur lütfen. Pindere bir bakar mısın? Evet, oraya. Rahatına bak. Güzel. Gözlerini kısma, olur mu? Bu tarafa döner misin? Bu tarafa. Şu beyaz şeye doğru bak. Böyle. Evet, güzel. Diyorum ki önce bir deneme yapalım. Evet. Güzel. Hala ismini bilmiyorum. Varis. Varis. Pekala, Varis. Başlıyoruz. Tamam, çene biraz yukarı. Olmuyor değil mi? Özür dilerim, zamanını harcıyorum. Hayır, harcamıyorsun. Otur, otur, otur lütfen. Şu tarafa bak. Tamam, güzel. Varis, evini çok düşünür müsün? Ha? Annenle babanı, ha? Ya da kardeşlerini, özledin mi onları? Tam Donaldson işi. Sadece yüzünle ilgilenmemiş. Eminim bugüne kadar gördüğü en güzel yüze sahip olduğunu söylemiştir. Duvara bak. Tamamdır, evet. Pipet. Neden manken olmak istiyorsun peki? Sakın para için deme. Çünkü çok hızlı zengin ve ünlü olabiliyor. Olanlar da istisna. Hı? Manken olmak, temizlikçi olmaktan iyidir. Hı. Yürüyebilir misin? Trevor! Evet, Mogadishu'ya kadar yürümüştüm. Daha hayır, hayır, hayır. Topukluyla yürüyebilir misin? Bu yeni kız Natalya. Aa, Ukraynalı olan mı? Evet. Bak sen. Aa, çok güzel. Hoşça kal üstünde, görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Fena değil. Bu olmamış. Nicole, harika. Merhaba. Görünüyorsun. Sahi mi? Teşekkür çok ederim. Yakışmış. İçeri geçiyorum ben. Harikasın. Evet, koltuğa kadar git. Merhaba, nasılsın canım? Hadi, hadi, hadi. Aa, hayır. Hayır, felaket, felaket, felaket. Hayır, 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 çıkar. Ah tanrım. O çadırın altında ne saklıyorsun peki, yağ mı? Selülit mi? Seni oraya böyle gönderemem. Yoksa kimse benden manken istemez. Elbiseni kaldır. Elbiseni kaldır. Yarım saat sonra bir seçmeye katılacaksın. Ve sonuncusu olsun istemiyorsan kaldır elbiseni. Sen hamburgercide mi çalışıyorsun? İşi bırak. Kalçan büyük.
Evet, onu eritmen lazım. Aa tanrım, ayaklarının hali ne böyle? Oh, Marcel! Bunlar yara izi mi? Böyle bırakmamız mümkün değil. Ah tanrım, tamam. Güzel. Melek çoptan alsın, sana boşuna bayılmamış. İşte adres, taksiye atla. Ben taksiye binemem. Ah şekerim, limuzin falan gelir sanıyorsan yanılıyorsun. Biz faniler taksiye bineriz. Ondan değil, benim hiç param yok. Yürüsem? Betron, bunu geri isterim. Nasılsın şekerim? Evet, evet, evet. Aa, hem de nasıl, evet, harika, harika. Pekala. Geçen hafta gönderdiğim şu genç Alman kızı gördün mü? Ne kadar sevimli değil mi? Valiz, sıra sende. Oturayım mı? Olmadı mı? Gideyim. Hayır, dur. Donaldson'un kızı sen misin? Evet. Nereye? Dur biraz. Tamam. Rahat ol. Arkanı dön. Ufak kenarla. Evet. Artık yüzü yerlemişim ben. Şekerim, sen dünyayı gezeceksin. İsmini tüm büyük defilelere yazdırdım. Hepsine! Afrika çöllerinden dünya podyumlarına çıkacaksın. Ben bir dahiyim. Evet, ilk durağın Paris. Nami ve Christina ile birlikte gidiyorsun. Orada tüm Fransız fotoğrafçılarla tanışacaksın. Tabii ki benim ismimle. Sonra da şekerim, yine benim sayemde Amerika'da iki kampanyada görev alacaksın. Asıl vurgunu oradan vuracağız hayatım. Amerika mı? Evet. Ver bakayım pasaportunu. Meryem şu an hatta. Bu sizi 5. arayışı. Tamam, ararız. Su getirin. Tamam. Hadi ver şunu. Yoksa o kadar vizeyi nasıl alacağız? Ah tanrım. Somali vatandaşısın. Marcel. Vizelerine küçük bir servet ödeyeceğiz güzelim. Ama buna değersin. Bu arada muhteşem görünüyorsun. Seks yapıyor musun? Ne? Sıradaki lütfen. Sıradaki lütfen. Gelin.
alınmadın değil mi? Hepsi benden daha iyiydi. Tamam, biraz gerildim. Olur öyle. Ne var? Bu sana. Teşekkür etmek istedim. Kamyonun arkasından falan mı düştü? Çok pahalı bir şey bu. Büyük defilelere gitmemi istiyorlar. Çok para verecekler. Yaşasın! Ama yürümeyi sen öğreteceksin bana. Olur. Bakma. Gözetlemiyordum. Aşağıda seni görmek isteyen bir kadın var. Seni kovuyorum. Pasaporto sayesinde aptal durumuna düştüm. Lütfen sakin ben olun. Ben seni ülke ülke dolaştırmak için kendimi paralıyorum ve bir de bakıyorum ki yasa dışısın. O çok kıymetli pasaportun tarih olmuş. Süresi 6 yıl önce dolmuş. Bu demek oluyor ki sınır dışı edilip zavallı ülkene döneceksin. Ve ben de o sıska popoda yatırdığım her peniyi kaybedeceğim. Ne demek sınır dışı edileceksin? Aa, bakar mısınız hanımefendi, topuklarınız yerleri çiziyor. İz kalırsa faturayı size gönderirim. Dışarıda beni bekleyenler var, tamam mı? Evlen benimle. Ah ayağa kalk Neil, böyle fantazilerle uğraşamayız. Ben ciddiyim. Bir düşün, sadece kağıt üstünde evli olacağız. Pasaportunu uzattırabileceksin. O kadar zamanımız yok. Salı güne gidiyoruz, tamam mı? Çocuklar, çocuklar. Bunu... Sizce de mantıklı olmamız gerekmiyor mu? Tanıdığın var mı? Olabilir. Ne kadardır? 3000. 2. 2,5. İyi midir? İyidir. Hayır hayır, olmaz, param yok. Saati iade et. Hayır, dur Varis. Benim halkım size yıllarca eziyet etti ve hatta hala devam ediyor. Bari benim bir faydam olsun. Sağ ol şekerim. Böyle soylu davranışlara hiç gerek yok ama çok tatlısın. Kart versem? Nakit olsun. Ay, yapma. Tamam ama %10 komisyonu olur. Ara şu adamı. Sen merak etme, onlar halleder. Pekala, herkes beni dinlesin. Paris'e indiğimizde Jean-Luc bizi Saint Germain'deki sevimli otelimize götürecek. Oradan Ritz'teki partiye gideceğiz. Nefis bir yer. Dönüşte 6 saat 45 dakika uyuyacaksınız ve provalar başlayacak. Sabah ve öğleden sonra defileleriniz var. Hiçbirinizi alkollü görmek istemiyorum. Hele uyuşturucu hiç istemiyorum. Pekala, Perşembe Donatella'nın doğum günü partisi ve söylentiye göre Johnny Depp de geliyor. Hem de Vanessa'sız.
Pazartesi günü Madonna'nın da katıldığı bir açılış var ve hepiniz davetlisiniz. Hadi bakalım. Binelim şu uçağa, biletler. Bu da senin. Evet şekerim. Artık varız o salımızın. Çok sevimli. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Teşekkür ederim. Her şey çok güzel. Ay, Johnny Depp de mi geliyor? Evet, tabii, çok heyecanlıyım. Bayan Varys Osullivan lütfen. Ne yapıyorsunuz? Hayır, durun. Durun, hata yapmıyorsunuz. Bir hata olmalı. Bir dakika, ne yapıyorsunuz? Bırakın beni. Kız İngiliz vatandaşı. Yasal bir İngiliz vatandaşı. Lütfen, hadi. Avukatımı arıyorum. Hemen avukatımı arıyorum. لكن كيف سوي كسوس سيديس كل يبقى انني هويدت نقد من على مرحي تعيني حافين اي حب اي انا حافظ الصوت ما خذ مريم هويدا ولا شيء سفير قصام عليه وفديا لندن وقبو ايا دو دول سي نقوي سكن اقو شقيسا مركا هوي ايو وحويان دونستي الله هذا كسب بدي سحاري انت لك انا لا هي وحدوني انا غرو ومرت غرو بحد انا مريم Evet, evet.
Somali Konsolosluğu. Somali'de sivil savaş nihayet sona erdi. Can kaybı sayısı 3'te 1'i kadın ve çocuklar olmak üzere 100 binleri bulduğu tahmin ediliyor. Ölen sığınmacı sayısı ise 5'in civarında. Alınan haberlere göre sivil savaş bugün sona erdi. Başkan ve yardımcıları Mogadishu'dan kaçtı. Ülkenin başkanı Siad Barre, isyancılar arasında yaşanan bu sivil savaş 1988 yılında başlamıştı. Sivil savaşın ilk evresini Siad Barre yönetimine karşı başlatılan isyan oluşturmaktaydı. Barre'ın 26 Ocak 1991'de yönetimi yitirmesinin ardından onu yeniden iş başına geçirecek bir karşı devrim meydana geldi. Vahşi ve kaotik bir ortama doğru evrilen gelişmeler bir insan hakları krizi ve anarşi ortamına dönüşmüştü. İyi arkadaşlarınız varmış, kefaletiniz ödendi. Gidebilirsiniz. Konsolosluğunuz kapatıldıktan sonra politik sığınmacı kabul edilebileceğiniz 6 aylık bir süre vardı. Tek yapmanız gereken pasaportunuzu uzatmaktı. Sadece bir damga basılacaktı. Ben bilmiyordum. Kısa bir süre daha burada kalabilirsiniz ama... Göçmenlik bürosuna haftada bir uğrayacaksınız. Aksi takdirde sınır dışı edilirsiniz.
neden şu anda develerinle birlikte suyun musluktan akmadığı sefil çölünde değil de burada olduğunu biliyor musun? Çünkü ben bu şehirdeki en iyi avukatı tuttum. Gerçi bunu senin o üçkağıtçı arkadaşlarına güvenmeden önce yapmış olmam gerekirdi ama neyse. Bana tam bir servete mal oldun canım. Bir servete. Ama geri alacağım. Her peniyi. Seni gönderdiğim her işe gidecek, şikayet etmeyecek ve bunu çölüne geri gönderilmeden önce yapacaksın. İtiraz etmeden. Marcel! Trevor! 10.745 pound 23 penny. Bu avukat parası. Bu yolculuğun parası. Bu da gidemediğin işlerden dolayı ödemen gereken komisyonlar. Yolculuğumuz bayağı uzun geçecek. Bir şey unutmuş malı. Ah. Ödediğin kefaret ne olacak? Onu geri almayacağım. Pasaportunu iki kez kontrol etmeliydim. Bir de bu işleri biliyor geçinirim. Yani bu benim suçum. Yardım etmeye çalışıyordum. Peki şimdi ne yapacaksın? Çalışma izni almam gerek. Hayır, olmaz Varys. Ciddi olamazsın. Hayır. Ne var? Çok özür dilerim. Resmen kabus gibiydi. İlk otobüs dolu geldi. Beni almadı. Sonra da sana çiçek aradım. Teşekkür ederim. Bunu yapmak istiyorsun değil mi? Çünkü biliyorsun ben 5 parasızım. Senden para istemiyorum. Ve ona dokunmayacaksın, tamam mı? Benim sevgilim var zaten. Hmm, öyle mi? Evet, Polonyalı sarışın. Çok güzel. Nerede peki? Marley'nin gelmesi tuhaf olmaz mı? Evet. Pekala. Hadi evlenelim. Gel. Biliyorsun onları ikna etmenin bir tek yolu var. O da karı koca gibi yaşadığımızı göstermek. Yani... Oh. Aa! Adet böyle. Ah, tamam. Kız arkadaşın ne olacak? Bir şey demez. Zaten yurt dışında. Evet, merak etme sen. Evet. Gülümse. Ne yapıyorsun? Ama fotoğraflarımız olması gerekir. Aşkımızın kanıtı olarak. Aa, evet, doğru ya. Güzel. Sol tarafta mı yatmak istersin, sağ tarafta mı? Aslında benim için hiç fark etmez. Koltukta yatarım. Evet, tabii ama şöyle bir sorun var. Göçmenlik bürosundakiler çat kapı geliverir. Yani gerçek görünmesi için birlikte yatmamız gerek. Peki. Öyle olsun. Şey, etraf biraz dağınık. Gündelikçi izinli de o yüzden. Sorun değil. Neil, teşekkür ederim. Her şey için. Ciddiyim. Ah, harika. Uslu kız ol. Hı? Artık hiçbir yetkili baskına gelemez. 10.000 pound değil mi? Aynen öyle. Doğruca banka hesabıma. Hanımlar, beyler, karşınızda Varys Diri. Lastikler nerede? Lastikler mi? O bir takvimdir tatlım. Hadi yürü makyajı. Donaldson nerede? Çekimi o yapmayacak evet, mı? Evet ama daha sonra. Beyler, ne düşünüyorsunuz? Beğendik mi? Daha gelmedi mi? Ah, Terry'i bilirsin. Evet, vücudu hallettik mi? Hı-hı. Güzel, peki ayaklar? Hiçbirine ihtiyacı yok. Hepinize merhaba, 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 merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba canım. Aa, affedersin, geciktim tatlım. Beni affet lütfen. Kızımı okuldan almam gerekti. Bak, yolda ne buldum. Hoşuna gider dedim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ah, harika. Evet. Biz sensiz hallederiz. Teşekkür ederim. Pekala. Aa, siz de çıkın lütfen. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Kaybolun. Gördün mü bir ördek diyor. Üstü de yeşil. Bak bak. Hazır mıyız Spike? Evet patron. İşte başlıyoruz küçük hanım. Şöyle gel. Ah. Sakın parayı düşünme. Senden daha güzelini görmedim ben. Evet, şu papuçları da çıkartalım. Bir kontrol edelim. Evet. Tamam Spike, şimdi git bir kahve iç sen, hadi bakalım. Varis. Giysilerini çıkarman gerekiyor. Varis, çok güzel olduğunu biliyorsun değil mi? Senin hem için hem de dışın çok güzel. Bunu becerebilirsek hayatın değişir. Yani üstündeki her şey çıkmadı. Anlaştık mı? Eğer istersen nefes alabilirsin. Bu iyi oldu. Güzel. Çene yukarı. İşte bu. Çene yukarı. Güzel. Güzel. Nefis. Harika görünüyorsun. Tamam. Şimdi sağ tarafa dön. Tamam, şimdi sağ tarafa dön bakalım. Tamam. Dudaklarını biraz arala. Evet. Biraz daha. Hayır hayır, o kadar değil. Hayır, kapa şunu hadi. Kapa. İşte böyle. Şahane. Harika. Çok güzel. Gerçekten.
Tavuk çorbası yaptım. Seversin değil mi? Sen nerelerdeydin? Beni çok endişelendirdi. Londra tehlikeli bir yerdir, biliyorsun. Karıma bir şey olmamalı. Ben karın değilim ki. Unuttun galiba. Biz seninle evliyiz. Ve beni aldatmasan iyi olur. Agnieszka ile kavga mı ettiniz? Karım değilsen dırdır etmemelisin. Dırdır ne demek biliyorsun değil mi? Bizi tanıştıracağını söylemiştin. Suyu israf ediyorsun. Bana kendi evimde ne yapacağımı söyleme, tamam mı? Sana yardım ettim. Artık çöllerde değilsin. Büyü biraz. Özür dilerim. Birbirimizi böyle kırmamalıyız, değil mi? Kavga etmeyi ben de istemem. Tanıyan herkes seni arzuluyor. Ama benimsin. Ve çok kötü bir aşçısın. Göçmen bürosu. Kapıyı açın lütfen. Neil, geldiler. Bayan Valis Fairlamp. Evet. Göçmen bürosu. Banyo, salon. Farkındaysanız saat sabahın beşi. Bu yasa dışı. Bay Fairlamp. Ta kendisi Sherlock. Çay içmek ister miydiniz? Hayır, teşekkür ederim. Burası ikinizin yatağı mıdır? Evet. Birlikte mi kullanıyorsunuz? Evet. Neden? Neler yaptığımızı da söyleyelim mi? Buna gerek yok efendim. Ama bundan utanmıyoruz ki. Değil mi? Tamam, anlaşıldı kumrular. Tekrar görüşeceğiz. Şüpheniz olmasın. Affedersiniz. Buyurun. 38 var mı? Var. Sınır dışı edilmek istiyorum. Bir saniye lütfen. Sen neden bahsediyorsun? Varis? Annemi özledim. Kardeşimi de eve gitmek istiyorum. Hayır, olamaz. En az bir yıl evli kalacaksın. Zaten az kaldı. Sonra hemen boşanırsın. Ve onu bir daha asla görmezsin. Dinle. Varis. Lütfen niye? Seni seviyorum. Neden zamanı bırakmıyorsun? Belki zamanla sen de seversin. Polonyalı sevgilin ne olacak? Sevgilim falan yok. Senden başka bir kadını nasıl sevebilirim? Özür dilerim. Özür dilerim. Birini sevmiş olmak... Nasıl bir şey bilemezsin. Lütfen. Neil.
Lütfen. Ben rahip değilim. Dünyanın en güzel kadını her gece yanımda yatıyor. Ama ona dokunmama izin vermiyor. Evet. Gerçi sen kabile yaşamından alışık olmalısın. Çalışma izniniz onaylanmıştır. Teşekkür ederim. Kardeşim, benim kardeşim. Güzel değil mi? Benim kardeşim. Evet öyle. Çok güzel, öyle değil mi? Benim kardeşim, benim kardeşim. Yerinde olabilirdiniz, onu tuvalette keşfetmiştim. Gerçekten.
Taksi! Dursana be adam! Harold Jackson. Evet. Affedersiniz ben... Londra. Castiemont'lu. Evet. Ne kadar güzel görünüyorsun. Burada ne arıyorsun? Ben... Merhaba. Merhaba. Tesadüf işte. Benim de bir arkadaşım bu katta oturuyor da... Kapıyı açsana. İsmini hatırlayamadım. Çok güzelmiş. Sürtük. Her şeyi bırakıp lanet olası Afrika'sına döndü. İğrenç BBC ile birlikte. Hakkında bir film yapıyorlarmış. Adı da Hayatımın Değiştiği Günmüş. Ama onun hayatını değiştiren benim. O film benim hakkımda olmalıydı. Varis, seni görmek ne güzel. Harika görünüyorsun. Elbisen ne kadar güzel. Bir şey içmek ister misin? Çay, kahve, su, soda, kola, herhangi bir şey ister misin? Su lütfen. Tamam, su lütfen. Hemen geliyor. Evet. Ben filmini izledim. Olağanüstüydü. Anneni yeniden görmek nasıl bir duygu? Ne kadar olmuştu? 20 yıl. Vay canına, 20 yıl. Tanrım, keşke ben de annemi 20 yıl görmesem. Sen gerçekten göçebeymişsin. Ama şimdi herkesin hayran olduğu bir mankensin. Peki, söyler misin, nasıl keşfedildin? Bana yaşamının değiştiği günden bahset. Bir hamburgerciye gitmiştin ve orada bir fotoğrafçı vardı. Öyle değil mi? Hayatımın değiştiği gün o gün değil. Nasıl? Bunu biraz açıklar mısın? Göçebe manken kız hikayesine devam etmek istemiyorum.
Peki ama başından böyle ayarlanmıştı. Yani okuyucular bunu merak ediyor. Size bir hikaye anlatsam, yayınlanmasını sağlayabilir misiniz? Hiçbir şey için söz veremem. Çünkü biz en çok satılan dergilerden biriyiz. Dünya çapında okuyucu kitlemiz var. Peki, anlat. Tamam. Hadi hayatının değiştiği o günü anlat. O zaman 3 yaşındaydım. Bir gece önce gerekenden 2 kat pirinç almıştım. Ne dediğini anlamadım. Very good. Ah, one could be a way for it better. Yeah, one could be a higher day, or young could do. Parece Fadmo. Fadmo parece de. Hey, Fadmo parece. Dede. Ama alabse me blago nene. Biz tam 12 kardeştik. Annem diğerleriyle de ilgilenmeliydi.
Yaram mikrop kaptı. Ateşim çok yükseldi. Bu işlemde klitoris alınır. İç ve dış dudakları kesilerek çıkarılır. Yara dikilerek kapatılır. Eskiden organların olduğu yerde sadece kesik kalır. Midgan geriye sadece kibrit başı kadar bir açıklık bırakmıştı. Bir keresinde kayalıklara kadar gittim. Yoktu. Kuşlar tarafından yenmişti. Eve yeni gelmiştim. Birdenbire ortaya çıktı. Ev arkadaşımı gördü, utandı ve çekip gitti. Telefonu yoktu, adresi yoktu. Adını bile hatırlayamadım hatta. Bu harika bir hikaye ahbap. Tamam. Şuraya doğru dürüst dergileri alsan diyorum. Buraya gelmeye başladığından beri bunu söylüyorum. Bana bak, biri ön tarafa şeker getirsin. Numara 6'ya da bakın, bir şeyler istiyorlar. Bu o. Çöl çiçeği bu. Bu o kız. Az önce anlattığım kız bu işte. Barda tanıştığım kız. Eminim. Diğer derginin kapağındaki kız kimdi peki? Bu sefer eminim. Evet, ben de. Birleşmiş Milletler Merkez Binası New York. Varis. Hadi. Sakın o kül kedisi numarasını bana da yapmaya kalkışma çünkü çıkışlar kapalı. Duydun mu? Tamam, acele etme. Bu kadar adam seni dinlemek için yarım dünya yol kat etti ama olsun, beklesinler.
Hazır mısın? Evet hazırım. Burada oturuyordum zaten. Yarım saattir. Sen ne yapıyordun? Çok merak ettim. Güvenliği çağıracaktım. Güvenlik. Bunlar harika. Artık böyle mi yürüyorsun? Benden de bahsetme niyetin var mı? Sana tüm bildiklerini ben öğrettim. Bunları hatırlıyor musun? Seni özledim. İyi ki buradasın. Bayanlar, baylar, lütfen herkes yerlerini alsın. Bugünkü ilk konuşmacımız Somali'den Bayan Varys Diri. Annemi seviyorum. Ailemi seviyorum. Afrika'yı da seviyorum. Aileler 3000 yıldan uzun süredir sünnet edilmemiş bir kızın pis olduğuna inanır. Çünkü bacaklarımızın arasındaki şey temiz değildir. Bu nedenle alınması gerekir. Eğer dikilmediyse bekaret ve namus simgesidir. Düğün gecesi acı dolu ilk cinsel ilişkiye girmeden önce damat bir bıçak kullanarak bu dikişi açar. Sünnet edilmemiş bir kızla asla evlenemez. Fark edildiğinde ise köyünden kovulup fahişelerle bir tutulur. Kur'an'da yazmıyor belki ama bu uygulama hala devam ediyor. İşlem sonucunda kadınların hayatlarının geri kalanını psikolojik ve aklen ve fiziksel olarak rahatsız geçirdiği artık kabul edildi. Bu kadınlar aynı zamanda Afrika'nın bel kemiği. Ben yaşadım. Ama kız kardeşim dayanamadı. Sünnetten sonra Sofya kan kaybından öldü. Amina ise doğum sırasında bebeğiyle birlikte öldü. Bu anlamsız uygulama ortadan kaldırılsa kıtamız ne kadar güçlü olurdu düşünsenize. Ülkemde bir deyiş vardır. Kervandaki son deve ilki kadar hızlı yürür. Birimizin başına gelen bir şey hepimizi etkiler. Ben çocukken kadın olmak istemiyorum derdim. Büyük acılar çekmemek ve mutsuz olmamak için. Ama tabii ki büyüdüm. Ve kendimle gurur duyuyorum. Ve ben diyorum ki hepimizin İyiliği için gelin kadın olmanın anlamını değiştirelim. Bu uygulamadan dünya çapında 130 milyon kadın ve genç kız etkileniyor. Uygulama göçmenler tarafından sadece Afrika ve Asya'da değil, Avrupa ve Amerika'da da gerçekleştiriliyor. Varys Diri, kadın sünneti konusunu resmi olarak gündeme getiren ve dikkat çekmeyi başaran ilk kadındı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, bu zulümle savaşmak üzere Varis Diri'yi Birleşmiş Milletler özel temsilcisi seçti. O zamandan itibaren kadın sünneti pek çok ülkede resmen yasaklandı. Buna rağmen uygulama bugün bile sona ermiş değil. Günde 6000 kız hala sünnet ediliyor.